Daha önce ben sisiydim, bakalım şimdi ne olacağım diye. Aslında biliyoruz, Sayın Erdoğan bunu söyledi. Netanyahu dedi. Ve şöyle, yani doğrudansa değildi. Ama sandıkta Gazze'nin hesabını Netanyahu ağzıyla konuşanlardan soracağız dedi. Onlardan biri de siz olacaksınız belli ki. Yani yerel seçimde AK Parti'nin iktidarın seçim kampanyasının dilini, söylemini Gazze'deki bu katliamlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramı üzerinden nasıl kuracağını, iç siyasete, yerel seçim gündemine nasıl dönüştüreceğini kestirmek mümkün. Sorum şu, tutar mı? Kendi kemik seçmeni bakın, için değil ama belki şöyle, kararsız seçmeni. Şöyle Seda Hanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, büyük bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yazık ki Filistinlilere yapılan o orantısız güçle katledilen çocuklar, kadınlar sürecine dair orada bir ülkenin cumhurbaşkanı süreci sadece mitingle ve grup konuşmalarıyla geçiştiriyorsa tarih esas ondan hesap soracak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada öyle bir devlet olmalıdır ki barışın teminatı olmalı. Huzursuzluk varsa bir yerde oraya gidip konuşabilme hakkına sahip olmalı. Bizim Orta Doğu'da, sadece Orta Doğu'da değil, bakın yakın coğrafyadaki birçok yerde itibarımız yere düşmüştür. Ve biz birçok konuda muhatap bile alınmıyoruz İsrail-Filistin sorununda. Muhatap bile alınmıyoruz, masaya bile davet edilmiyoruz. Yani bizi savaş çıkaran bir siyasi kimliği bize benzetme cesaretini bile dahi gösteremeyecekler. Ne zaman biliyor musunuz? Bu millet zamanı geldiğinde siz orada kan dökülüyorken mermiler yağdırılıyorken, füzeler yağdırılıyorken, on binlerce insan ölüyorken siz miting yapmakla yetindiniz diyecek ve ona hak ettiği cezayı sandıkta kesecek. O bakımdan hani öyle uydurma işlerle, uydurma senaryolarla bizimle baş edemez. Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz? Yani bir önceki kampanyanız yani naifti diyelim. Yani, gene öyle. Ben naif yani bir insanım. Her şey çok güzel olacak gibi. Yine aynı tonda bir kampanya mı olacak yoksa bütün bu Seda'nın da bahsettiği sert eleştirilere Hayır, karşı? Hayır. Bu eleştirileri ben o zaman da sert cevabımı verdim. Verdim, geri çekildim, işime baktım. Eğer buna devam ederlerse cevabı öyle bir veririz ki sesi güm 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 kulaklarında çınlar. Ama ondan sonra döneriz yine biz pazarlarda, çarşıda vatandaşımızın derdini dinler, onlarla konuşur, onların dertlerine, sorunlarına çözüm buluruz. Ama kimseyi hak ettiği cevaptan da mağdur bırakmayız. Hazırlık yani. Yapıldı mı, belli mi kampanyanız ya da işleyecek süreçler? Tabii. Şunu da sorayım arada. Bir önceki Cumhurbaşkanı seçimindeki süreçte ya da daha öncesinde mesela hani iktidara daha yakın medya ile ilişkileriniz de sorgulanmıştı. Yani ilişkileriniz derken yani onlarla da niye konuşuyor diye muhalif medya eleştirmişti. Teklif Şimdi gelsin, nasıl? Kuşat Bey teklif gelsin gene konuşurum. Yani ben açığım yani. Geçmişte de beni eleştiren niye o kanala gidiyorsun, niye gitmeyeceğim ki? Benimle eğer konuşma cesaretleri varsa yine davet etsinler. Giderim. Seve seve hazırım yani, giderim. Orada gitme kanaldan ziyade herhalde biraz otobüs tartışması. Evet, evet, onu kastettim. Hangi özür dilerim? Ya bu Trabzon'a gittiğiniz Trabzon otobüsü tartışılmıştı. Oradaki gazetecilerin eleştirilmişti. Bakın Kürşat Bey, yani olaya şöyle bakın. Ben o insanlarla bir arada olduğum, görüştüm, beraber işte seyahate katıldı. 30 küsür gazeteci vardı. 1-2 kişi üzerinden olay başka yerlere taşındı. Aynı gazetecilerle başkalar da konuştu. Hiç görülmedi bile. Bir şey olmadı. Hiç hissedilmedi bile. Ama biz konuşunca kıyamet koptu. Niçin koptu? Onların hepsi var zaten hafızamızda. Analiz ediyoruz. Niçin koptuğunu da bulduğumuz şeyler de var. Zaten aslında siyaset yapma biçimiyle ilgili de bir takım sıkıntılarımız oldu ya. Benim de hatalarım oldu. Benim de eksiklerim var. Peki, az önce söylediğim hata olarak kabul etmiyorum. Orada sizin verdiğiniz yanıtlar üzerinden de biraz sanıyorum tartışmayla evet, evlenmiş. Orada da aslında şöyle ki bir kelimem üzerinden kendi özrümü de dilemiştim hemen bir gün sonra. Ama yani ben bazen evet
kızgın hale gelebiliyorum. Çünkü bir haksız bir infazla karşı karşıya kalıyorsunuz. Naifim ama kızabiliyorum da diyorsunuz. Hayır tabii ki kızabiliyorum ama hani mesela orada aslında toplumsal olarak kendimizi uyardığımız, hani kendinize gelin, kendimize gelelim uyarımı sanki bir tehdit olarak yine üzülerek söylüyorum. Sözüm ona hani bir arada olduğumuz insanlar tarafından bu iş abartıldı, başka bir yere evrildi ama her şey bir ders, bir öğreti. Ben hala öğreniyorum. Yani öğrenmeye de devam edeceğim. En çok gurur duyduğum şey ne biliyor musunuz? Yani bunu söyleyeyim. En çok gurur duyduğum şey çok iyi bir öğrenciyim ben. Hala öğreniyorum ve inanınız bulunduğum orada çocuklardan bile öğreniyorum. O bakımdan zaten öğrenemeyen, inovatif olmayan, gelişemeyen, devrimci ruh taşımayan insan belediye başkanı olamaz. Ben iyi bir öğrenciyim. Eksiklerim var. Onları da gideririz. Peki. Sayın İmamoğlu, az önce şunu söylediniz. Dediniz ki Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından söz ettiniz. Onlar desteklerini verdiklerini de açıkladı. Hangi partiler diye de konuştuk. Şimdi haliyle aslında onlar daha avantajlı durumda size göre. Çünkü henüz size desteğini açıklamış bir parti ya da daha önceki ittifak ortaklarınızdan bir paydaşınız yok. İşiniz daha zor. Seçim kampanyasına da hazırlanıyoruz dediniz. Ama az önceki bir başka cümlenizde de 3 ay alacaklıyım. Peki yeniden 3 ay alacaklı olmamak için önümüzdeki süreçte özellikle sandık güvenliğine, seçim güvenliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi A, B, C formüllerinin tamamını hazırlıyor mu? Çok fazla. Çok güzel bir soru ama çok fazlası. Yani Sayın İmamoğlu, çok önemli bir soru ve çok kısa değil mi? 1-2 dakika içinde cevaplanabilecek bir soru da değil. Fakat reklam zamanı geldi. 1 dakika erken gitsek acaba böyle yapsak olur mu? Yani İlk o zaman ben size sözü vereyim. İstersen tamam. Ben sorumu uzatabilirim. Tamam. Sayın Başkan'ı alabiliriz. Sayın Başkan konuşsun. Sandık sorusuna ben hemen cevabım net. Bakınız evet. Ben sandık konusunda en deneyimli siyasilerden birisiyim. Ve sandıkta çalıştığım, birebir hakimiyet tutkurduğum ya da birebir yönettiğim 2010 referandumu Beylikdüzü dahil, 2019 İstanbul, 2023 genel seçim İstanbul dahil sürecini kurup yönettiğimiz hiçbir sandık sorunu yaşamadım, yaşatmadım. Biz bu konuda çok iddialıyız. Sadece İstanbul değil, gücümüzün yettiği yere kadar bütün Türkiye'ye sandık güvenliği konusunda da destek olmak için gayret edeceğiz. Evet, son peki, seçimde siz destek yani şunu söylemek zorundayız ki ama son seçimde muhalefet bir bu konuda ama bakın, başarısızlığını destek ortaya destek olmak buyur, başka bir şey. Birkaç hafta kala oraya gidip sürece ben örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı değilim. İlçe başkanı değilim ya da ilçe başkanlıklarını kontrol eden kişi de ama değilim. Ama temelde siz de bu sorunu gördünüz mü? Tabii ki gördüm. Yani görmez olur muyum? Verilerimiz var elimizde ama sandığa görevli bulma görevi olan kişiler o görevi yapacak. Yapmıyorsa hesabını verecek. Bütün bunlar var ama şunu söyleyeyim. Yani teknolojik hatta bir sorun yaşanmadı. Çok minimum seviyede